Hayatımızın vazgeçilmezi, en değerlimiz, annelerimiz. Anneler, kocaman kalplerine dünyaları sığdırır. Evlatların yeri ise ayrıdır. O yeri tarif etmek, anneliğin ne olduğunu anlamak mümkün mü? Bir çocuğu 9 ay karnında taşıyan, zorluklara katlanan, yıllarca sevgi ve şefkat ile büyüten, sabır ve sevgi abideleri anneleri anlamak için ne desek elbette azdır, elbette yetmez. Varlıklarıyla bize güç veren annelerimizin sabrını zorladığımız yıllarda, yani biz çocukken, şefkat dolu o meşhur anne naralarını hatırlamayan yoktur herhalde. Onları, o değerlerimizi sadece anneler gününde hatırlamak haksızlık olur. Ve biz de böyle düşündük. Ve o biricik annelerimizin kulaklarını çınlatmak adına bu videoyu hazırladık. Komşumuz Nebahat ablanın her dönem teşekkür takdir alan oğlu Alican sayesinde her karne dönemi annem, "Bir komşu çocuğu kadar olamadın," derdi. Ve ne yazık ki sonuç hiçbir zaman değişmezdi. İncir kabuğunu doldurma sebeplerle babamla annemin didiştiği ve her kavga ettiği günün sonu kabak yine benim başıma patlardı. "Baba tarafına çektin sen hep, baba tarafına." E babasının oğluyum. Kime çekecektim? Çocukluğumun unutulmaz yazları. En sevdiğim şeydi. Buz gibi kola içmek. Ama her seferinde annem, "Ne kolası? Evde karpuz var," derdi. Şimdi eşim o görevi aldı annemden. En nefret ettiğim anım. Çöpleri kapının önüne indirmemi söylediğinde bin türlü bahane bulurdum ama cevap tek kelimeydi. "Mazeret istemiyorum." Annem sayesinde çocukluğumda çöp atma konusunda kariyer yaptım diyebilirim. Dünyalar güzeli annem her kızdığında ne derdi biliyor musunuz? "Anne olunca anlarsın yavrum." Çocukken pek inanmamıştım. Meğer doğruymuş. Çoğu zaman tekini kaybettiğim çorabın diğer tekini bulamazdım. Evin altını üstüne getirir, sonunda anneme sorardım. Sevgili anneciğim de usanmadan, bıkmadan her seferinde bana şefkatle cevap verirdi. "Nerede çıkardıysan oradadırlar." Bilge filozof annem sayesinde artık çorabın diğer tekini kaybetmiyorum. Yıllarca psikoloğa gittim. Neden diş fırçalamaktan ve çiş yapmaktan nefret ediyorum diye. "Çişini yap, dişlerini yıka, uyumaya." "Seni seviyorum anneciğim." Gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Evde bize her daim, her şey dahil, 5 yıldız hizmet ederdi. Gıkını çıkarmazdı zavallı kadın. Ama bazen bizim tembelliğimiz karşısında patlardı. "Hizmetçi miyim ben? Yeter artık." "Affet bizi anacığım, affet." Nerede olursa olsun tabağımdaki yemekleri silip süpürmeden rahat edemem. Asla masadan kalkmam. Oburluk yaptım sanmayın sakın. "Bir kaşık kaldı. Aç ağzını yavrucuğum." Annemin yemek yedirme tutkusunun kurbanıyım ben. Onun kurbanı. Çocuk sahibi olamayan aileler konusunda bilim henüz annemin öngörüsünü keşfedemedi. "Oturma taşa, çocuğun olmaz." Ah bileyim, biraz anne sözü dinleseydin
Neler öğrenirdin neler? Anneciğim, itiraf ediyorum. Bitmeyen nasihatlerin bir kulağımızdan girip diğerinden çıkardı. Çok umursamazlık yaptık senin o nasihatlerine. Senin iyiliğin için söylüyorum yavrucuğum. Ah, keşke seni dinleseydim diyorum bazen. Ben aradığımı bulduğum sürece sorun yoktu. Ama sen usanmadan... Odanı topla diyorum sana. Derdin. Ama hala odam dağınık anneciğim. Ne yapabilirim? Koparılması mümkün olmayan tek bağ, anne ile evlat arasındaki bağdır der ünlü filozof Sokrates. Hiçbir doktorun tedavisi bir annenin yavrusuna öpeyim de geçsin sözü kadar etkili olmamıştır. Kokusunun eşi benzeri olmayan, sevgisinin yerine hiçbir şey konmayan, şefkat, huzur ve güven veren annelere selam olsun, öpücük olsun.